Hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta TRT'de Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde çok kritik bir bölüm yayınlandı. Aynı bölümde hem Çağrı Bey vefat etti, hem İbrahim Yinal öldürüldü ve bütün gözler özellikle İbrahim Yinal'a çevrildi. İbrahim Yinal kimdi? Bize Büyük Selçuklu Devleti derslerde öğretilirken Büyük Selçuklu Devleti'ne isim veren Selçuk Bey'i biliyorduk. Devleti kuran torunları Tuğrul ve Çağrı Bey'i biliyorduk. Ve Anadolu'nun kapılarını açan Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan'ı ve oğlu Melikşah'ı biliyorduk. Peki İbrahim Yinal kimdi? İbrahim Yinal çok merak edildi. Ben zaten dizinin seyir sürecinde İbrahim Yinal'ın öldürüleceğini tahmin ediyordum. Ve geçen sene tam bir sene evvel Erzurum Kars turunda Erzurum Pasinler'de Pasinler Savaşı'nın olduğu yerde bir video çektim. Ve bu videoda uzun uzun Pasinler Savaşı'nı ve bu savaşın şahsında hem Büyük Selçuklu'yu Tuğrul Bey'i hem de birazcık İbrahim Yinal'ı anlattım. Hepinize çok teşekkür ederim. İlgi çok büyüktü. Birkaç gün içinde videomuz 200 binin üzerinde izleyiciyle buluştu. Tabii bana en çok şu soru soruldu. Evet, Pasinler Savaşı'nın olduğu yerde anlattınız. Çok heyecanlıydı. Savaşın maddeleri, savaşın İstanbul'a, Arap Camii'ne, Büyük Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasının hamiliğine uzanan maddeleri, İbrahim Yinal'ın Pasinler'deki kahramanlığı, bunları anlattınız ama baştan sona İbrahim Yinal'ı anlatmadınız. İbrahim Yinal gerçekte kimdi? Bize bunu anlatın dediniz ve ben bu nedenle bütün planımı değiştirdim ve size bu programda İbrahim Yinal'dan bahsedeceğim. Büyük Selçuklu Devleti'nde eğer önü kesilmeseydi, eğer idealleri doğrultusuna devam etseydi, bugün belki de Sultan Alparslan yerine İbrahim Yinal'ı biliyor, onu alkışlıyor olacaktık. Peki İbrahim Yinal gerçekte kimdi? Başlıyoruz. İbrahim Yinal kimdir? Peşin peşin söylemek gerekirse bugün Anadolu Türk Birliği ve Türk toplulukları varsa, Anadolu'da bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir devletimiz varsa bunun en önemli sebeplerinden biri İbrahim Yinal'dır. 1000 sene öncesini konuşuyoruz. 1000 sene evvel Anadolu Diyarı Rum'du. Yani Roma toprağıydı. Roma toprağı olan bu coğrafyada eğer Türkler var olmuşsa bunda kesinlikle İbrahim Yinal'ın komutanlığının ve gücünün, stratejik dehasının son derece önemli bir yeri vardır. Normalde Büyük Selçuklu Devleti dediğimiz zaman Selçuk Bey'i biliyorsunuz. Selçuk Bey'in 4 oğlunu biliyorsunuz. Mikail vardı, Yusuf Yinal vardı ve hepsinin büyüğü Arslan Yabgu vardı. Bu 4 oğlun girişimciliği, Gazneli ve Karahanlı gibi iki güçlü devletin içinden sıyrılması, torunlar, Tuğrul ve Çağrı Beyler, başta Arslan Yabgu'nun teşkilatçı kişiliği, onun Gazneli Devleti'ne esir düşmesi ve bir türlü kurtulamaması üzerine torun Tuğrul ve Çağrı Beylerin amcaoğullarıyla kurduğu ittifak, büyük kurultay neticesinde Anadolu'ya kadar büyüyen devasa bir devlet haline geliştirir. Bakın bugün Büyük Selçuklu Devleti'nin kapladığı topraklarda tam 16 tane devlet, bir özerk cumhuriyet var. 16 devlet. Geçtiğimiz yıllarda Büyük Selçuklu Devleti üzerine Cumhurbaşkanlığı nezdinde büyük bir çalışma yapıldı. Hatta bu çalışmanın bizzat Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu önünde sunumunu yapan kişi bizzat ben oldum. Burada uzun uzun Büyük Selçuklu kimdi, Büyük Selçuklu'nun geleneği, medeniyeti, günümüzde hala ayakta kalmış izleri 2,5 saatlik muhteşem bir sunuda, programda anlatılmış oldu. Bu büyük medeniyet Anadolu'da Anadolu Selçuklu'yu ve aynı zamanda Danışmend, Artuk, Saltuk, Mengücek, Sökmen gibi Türkmen devletlerini ve ardından tabii ki Osmanlı Devleti'ni ortaya çıkarmış oldu. Onun için bu isimler çok önemlidir. Yani Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya Türkmen beyliklerini, topluluklarını taşıyan, istihdam eden ve büyük bir devletin kuruluşunun zeminini oluşturan isimler. Yani Tuğrul Bey'i, Çağrı Bey'i, Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ı andığımız gibi Yusuf Yinal'ın oğlu, Tuğrul ve Çağrı Beylerle anne bir baba ayrı İbrahim Yinal'ı da anmak zorundayız. Yani Tuğrul ve Çağrı Bey'in aslında bir noktada özbeöz kardeşidir. Anneleri birdir. Aynı anneden dünyaya gelmişlerdir. Büyük başarılara beraber imza atmışlardır. Hatta İbrahim Yinal
baktığınız zaman bir cepheden Tuğrul ve Çağrı Beylerden çok daha önemli büyük şehirlerin fethini sağlamıştır. Nişebur, Hemedan, Rey gibi büyük şehirlerin teslimi onun eliyle gerçekleşmiştir. İbrahim ismidir. Yınal babasından gelen isimdir. Çünkü Selçuk Bey'in 4 oğlundan en küçüğü Yusuf Yınal'dır. Ve Yusuf Yınal'ın Yınal'ı daha sonra Yunus ölünce onun hanımıyla küçük kardeş lavirat sistemi Türklerde çok önemliydi. Yani ölen abinin hanımını küçük erkek kardeş alır ve himaye ederdi. Bakın bu olay sizi şaşırtmasın. Sultan Alparslan ölürken oğlu Melikşah yanındaydı ve Sultan Alparslan, hani diziden adını çok sık duyduğunuz Seferiye Hatun var ya, oğluna demişti ki evladım ben ölüyorum. Annen Seferiye Hatun'u benim abim Kavurt'la evlendir demişti. Kavurt'la. Neden? Bu şekilde abi itaat altına alınır ve kendi oğlunu hükümdar seçtiği için oğlunun yani Melikşah'ın hükümdarlığına abi Kavurt engel olmaz diye düşünüyordu Sultan Alparslan. İşte onun sonradan yaptığı gibi daha öncesinde Yusuf Yınal'la olan izdivaçtan İbrahim Yınal doğacak. Yınal adını bu şekilde babasından alacaktı. Lakabı Seyfüddevle'ydi, yani devletin kılıcı. Selçuk Bey'in ölümünden sonra onun etrafında toplanan Türkmenler işe başlıyorlar. Şimdi TRT'de Alparslan'la İbrahim Yınal teke tek savaştılar. Sanıyorum prodüksiyon ekibi, yapımcılar dediler ki ya büyük bir savaş yapmayalım. Zor hakikaten. Bunun çekimi çok zor. Maliyetleri çok büyük. Günlerce sürüyor. Tek tek o bütün sahneler. Alparslan'la İbrahim Yanal'ı savaştırdılar ve Alparslan İbrahim Yanal'ı yendi. Ama normalde bakın Tuğrul Bey var, Altuncan Hatun var, Alparslan var. Bunların 3 ordusu var. Burada İbrahim Yanal ve Türkmenler var. İkisi savaşıyorlar ve 23 Temmuz 1059 günü öğleye kadar süren savaşta İbrahim Yanal birlikleri yenilgiye uğruyor. İbrahim Yanal 2 yeğeniyle beraber kaçmaya çalışırken çok uzun bir kovalamacı oluyor. Atı çatlama derecesine geliyor ve yakalanıyor. İkinci kez isyan ve ikinci kez esir düşüş, Tuğrul Bey'in huzuruna getiriliş. Yine isyan etmişti. Tuğrul Bey'in karşısına gelmişti. İlk isyanı sonrası Tuğrul Bey onu çok iyi karşılamış, kucaklamış ve ona ihsanlarda bulunmuştu. Ama bu ikinci isyanın neticesinde Tuğrul Bey bu kez onu elinde yay kirişiyle karşıladı. Hani böyle oku fırlatmak için yayın ipi vardır ya, at kuyruk kılından yapılır. Yani kopma ihtimali hemen hemen olmayan, insanın geri geldiğinde elini kesen o kadar sert bir madde. Türklerde gelenek, hanedan ailesinin kanı kutsaldır ve akıtılmaz. Öldürülecekse bile kanı akıtılmadan öldürülür ve bu da genelde yay kirişiyle olur. Dizideki sahneler o anlamda sonuna kadar doğru. İbrahim Yınal direnmedi. Tuğrul Bey kendisini bıraktı ve Tuğrul Bey yay kirişiyle İbrahim Yınal'ı idam etmiştir. Peki İbrahim Yınal bu büyük kahraman. Yani tarihte, Türk tarihine çok büyük emek vermiş. Çok büyük işler yapmış ama isyan neticesinde maalesef tarih sayfaları arasına bir kahraman olarak yazılamamış bu büyük Selçuklu hanedan üyesi öldürüldükten sonra nereye gömülmüştü? Onun nereye gömüldüğünü 13 sene sonra meydana gelen bir hadiseyle öğreniyoruz. Aradan tam 13 sene geçti. Sultan Alparslan da öldü. Bakın düşünün, yani Tuğrul Bey ölüyor. Yeni Alparslan geçiyor. Alparslan ölüyor. Alparslan ölürken oğlu Melikşah'ı tahta geçiriyor. Ama Alparslan'ın bir abisi var. Kavurt. Kavurt Bey isyan ediyor. Kirman Selçuklarının yöneticisiyken ve ele geçiriliyor. Bir hayli zor ele geçiriliyor. Melikşah'ın önüne çıkıyor. Af diliyor. Kendini yerlere atıyor falan. Ve Melikşah neredeyse amcasını affedecek. Nizam-ı Mülk devreye giriyor. Sakın affetme diyor. Sakın affetme çünkü sıkıntı çıkaracak. Ve hatta hapsedildiği çadır var, yan çadır. Askerler ciddi para istiyorlar Melikşah'tan. Biz bu isyanı bastırdık ettik, böyle büyük paralar. Hatta aralarında bu para verilmezse Kavurt'u serbest bırakırız lakırdıları geliyor. Bunun üzerine gece Kavurt direkt idam ediliyor. İbn-i Esir bu olayı anlatırken diyor ki idam edilen Kavurt Hemedan'da İbrahim Yınal'ın yanına defnedildi diyor. İbrahim Yınal'la Tuğrul Alparslan Bey ittifakının savaşı Hemedan civarında olmuştu. İbrahim Yınal orada yenilip, esir edilip
yay kirişiyle idam edildiğinde demek ki Hemedan'a defnedilmiş. 13 sene sonra Alparslan'ın abisi Kavurt Bey aynı şekilde idam ediliyor ve İbrahim Yinal'ın yanına Hemedan'a gönderiliyor ve oraya defnediliyorlar. Hemedan da o kocaman tarihi şehirde bugün bu büyük Selçuklu hanedanının emek vermiş, aslında çok önemli büyük izler bırakmış iki devlet adamı yan yana metfun bulunmaktalar.